Bugün dersimizin adı kahvaltı. Şakir, söyle bakalım kahvaltı nedir? Ha? Annem nerede? Zing! Annem nerede yanlış cevap. Canan, sen söyle. Peynir ve sucuk güreşte kim kazanır? Necati abi, annem yine sorumluluğu sana bıraktı ve ne yapacağını bilmiyorsun değil mi? Evet, bana bıraktı. Şimdi gelin o anı izleyelim. Evet, finale ikiniz kaldınız. Acaba çocukların sorumluluğunu hanginize bıraksam? Abla, benim elim yok. Ben nasıl bakayım çocuklara? Yaşasın! Çocuklara ne zaman ben baksam çok eğlenceli şeyler oluyor. Eyvah! Buzdolabı senin hiç mi elin yok? Evet, sorumluluk bende. O yüzden kahvaltıyı da başkası hazırlasın. Of! Ben sütlü gevrek yiyeceğim. Güzel fikir. Biriniz bana sucuklu yumurta yapabilir mi? Ama yumurtaları ben kıracağım. Çünkü çok zevkli. Ha? Süt kalmamış. Süt mü? Sütlü gevreğe önce gevrek konur bir kere. Ayrıca gevrek de kalmamış. Önce gevrek mi? Saçmalama. Önce süt konur. Oo, sinirli ikili ortamı geriyor. Kulağınızı çekerim bak. Ortamı germek yok. Senin elin yok. Neyle çekeceksin ki? Yüzüme vurmayı bırak artık. Hadi Necati, çocukları markete götürüyorsun. Süt ve gevrek alıp gelin. Çocukların tartışmasına da izin verme. Tamam anne. Ben senin annen değilim. Neyse. İçimde yaprak sarma varsa yiyeyim bari. Önce süt konur. Önce gevrek. Necati abi sen de bir şey desene. Hem sence de bu işte bir terslik yok mu? Ben düz gidince karnım acıkıyor Şakir. Böyle daha iyi. Necati abi biz şimdi gevrek seçmeye gideceğiz. Sen de süt al ama arkalardan seç. Taze olsun. Şöyle en arkaya uzanayım o zaman. Fazla taze oldu bu. Beyefendi bırakır mısınız? Diğer reyonda alışveriş yapıyordum. Tamam tamam. Sen geç bakayım. Şurada bir şişe buldum. Ha? Necati abi nerede? Kesin abur cubur reyonuna gitti yine. Gel biz alalım sütü. Nine ya sıra bende hadi ama. Şşt. Nine'ye laf söylenmez. Şuradan bebe bisküvisi al bakayım. Nine bisküvisi olur sana. Hiç komik değil. Burası neresi? Yoksa yine başımı klozete vurdum ve rüya mı görüyorum? Merhaba. Süt köyüne hoş geldiniz. Ben Safiye. Gezmek ister misiniz? Biz eve dönsek... Süt köyü mü? Bu köyün muhtarı nerede? Ben değilim. Oo, bozuk süt bu belli. Hadi gelin ben de etrafı gezdireyim. Sütten çıkmış ak kaşık da buralarda mı peki? Bu köyde herkes çok mutludur. İşte çeşme başında oturan iki mutlu süt şişesi. Çeşmeden su mu akıyor süt mü? Dene de gör. Aa, çikolatalı süt akıyor inanılmaz. Burada mutlu mutlu halay çeken süt şişeleri. Burada köyümüzün en yaşlı ağacına mutlu mutlu çamaşır asan bir süt şişesi. Burada ağlamaklı filmi mutlu mutlu izleyen süt şişeleri. Anladık. Çok mutlusunuz. Ve bence bu biraz garip. Herkes hüzünlenir. Ve bu normal bir şey. Madem öyle, mutsuz olduğumuz tek konuyu öğrenmek istiyor musunuz? Necati abi, eve dönelim artık. Anneli sorumluluğu bana bıraktı. Ben de şuradaki taşa bırakıyorum. O dönelim derse döneriz. Necati abi taş hiç konuşur mu? Taş sesini çıkarmadı. Süt şişelerinin sırrını öğrenmeye gidiyoruz. He? Uyuyordum. Ne oldu? Sizce süt dedem de bu süt köyünde midir? Süt anneniz olmasın o? Süt dedesi ne zaten? Kim dedi onu? Çabuk çıksın ortaya. Burada bir horlama sesi var. Duydunuz mu? Benim karnım olabilir gibi akla gelen ilk espriyi yapmayacağım. Haberiniz olsun. Uyuyan bir dev var buralarda bir yerde. O horluyor olabilir. Neyse neyse. Biz konuya dönelim. İşte atalarımızın çözemediği o problem. Önce süt mü konur gevrek mi? Oo, atalarınız beni de çizmiş bakın. Biz süt şişeleri olarak önce sütün konulması gerektiğini düşünüyoruz. Hah, demiştim. Ancak bunu kanıtlayacak tek kişi var. Bilge kişi. Ancak bilge kişi gevrek dağlarının ötesinde yaşıyor.
ve büyük bir problem var. Dağın koruyucusu dev uçan kavanoz gelen gezginleri turşu yapıyor. Hayır, lafımı bölme ve kafanda bir şeyler oluşturma. Sorun şu, bilge kişiyi aramaya giden gezginler zorlu yolda hep sütlerini döktüler. Sütle yumuşayan gevrek dağı kırıldı ve gezginleri yuttu. Bu yüzden bilge kişiye yüzyıllardır ulaşamıyoruz. Ha, biz gideriz, macerayı severiz ve sütte dökmeyiz. Bilmiyorum, içime sinmeyen bir şeyler var. Fazla süt içmek gaz yapmış olabilir. Az sırtını ov, geçer. Evet, önce güvenlik. Şimdi şu ipi bağlayacak bir yer bulalım. Necati abi, bize bağlaman gerekiyor ipi. Ben şuradaki çiçeğe bağlayacağım. O daha çok güven veriyor. Bir test edelim. Necati abi dur. Bu daha gevrekten. Merak etmeyin, sadece test ediyorum. Necati abi. Sakin, çekil. Bilge kişiyi bulalım. Belki Necati abimi o kurtarabilir. Pardon, bilge kişi ne tarafta? Düz devam edin, az ileride görürsünüz. Hayri'nin selamı var. Akşam çaya bekliyormuş deyin. Nasıl bir yere düştük biz? Kardeş, baksana. Dağ tepesine dolmuş kalkıyor mu buradan? Ne dolmuşu? Biz yıllardır burada mahsur kaldık. Dolmuş olsa bekler miyiz böyle? Yeşil şapkalı olanlar çok geç geliyor zaten. Sonra sıkılıp taksiye biniyorsun. Bir bakıyorsun düt düt. Dolmuş bindiğin taksiyi solluyor. Ne diyorsun adam? Ne işin var burada? Bilgisayar bir abiyi arıyordum ben. Hey, sen bir bilgisayar abiye benziyorsun. Say bakayım. Bir dakika. Bilge kişi demeye çalışıyorsun sanırım. Evet, önce süt mü konur gevrek mi diye soracaktık. Ha? Üzgünüm ama bu bir tuzak. Hepimiz aynı tuzağa düştük. Zaten hiç sevmemiştim o Safiye'yi. Tuzak tuzak bakıyordu. Tuzak tuzak nasıl bakılır? İşte böyle. Tuzağı kuran Safiye değil, bilge kişi. Bilge sitesine hoş geldiniz. İşte bulduk. Bilge kişinin kaldığı yer. Necati abim olmadan her şey çok kolay ilerliyor. Ha? Bilge kişi sitede mi oturuyormuş yani? Değil mi? Dağın tepesinde bir mağarada falan olması gerekmiyor muydu? Koskoca bilge, mağarada yaşamayacak kadar kafası çalışıyordur herhalde. Neyse, şu anda havuz başında. Şu taraftan giderseniz bulursunuz. Teşekkürler güvenlik adam. Rica ederim. Ben de geleni geçeni içeri alıyorum. Bir sorsaydım keşke. Siz hırsız mısınız bu arada? Yok, değiliz. Tamam. Burada çok hırsızlık oluyor çünkü. güvenlik kulübemi çalmışlar. Neyse, istifa zamanım geldi sanırım. Ben de sizi bekliyordum. Vay, gerçekten de bilgeymiş. Biz söylemeden kim olduğumuzu biliyor. Ha? Meyve suyum nerede? Siz garson değil misiniz? Ne garsonu? Necati abim dağın içine düştü, yardımın lazım. Ayrıca sütlü gevreye önce süt konacağını, süt şişelerine ve Canan'a kanıtlamam lazım. Anladım. Önünüzde iki seçenek var. Eğer kırmızı kaydıraktan kayarsanız süt köyüne geri dönüp onlara gerçeği söylersiniz. Ama o zaman dünyaya dönüşünüzün garantisi olmaz. Maviden kayarsak? O zaman çok eğlenirsiniz. Ciddi olur musun biraz? Tamam. Maviden kayarsanız dünyaya geri dönersiniz ve Necati abiniz de yanınıza ışınlanır. Ama süt şişeleri asla gerçeği öğrenemez. Bir de şu ana kadar kimse kırmızı kaydıraktan kayıp gerçeği süt şişelerine söylemeyi seçmedi. Peki şu atlı karınca? O site sakinlerine özel, üzgünüm. Aidat veriyoruz buna. İşte böyle. Bilge kişi sana iki seçenek sunuyor. Ama ikisinin sonu da aynı kapıya çıkıyor. Buraya. Sonra da sonsuza kadar buraya hapsoluyorsun. Tamam da şu gerçek neymiş, çok merak ettim. Kesin Remzi'nin bu bölüm nerede olduğu gerçeğidir. Hazır mısın? Söylüyorum. Bu kadar şaşılacak ne vardı? Şaşırmadım, ayağıma basıyorsun. Ayrıca çocukların sorumluluğu bende. Onları kurtarmam lazım. Boşuna uğraşma.
Buradan çıkış yolu yok. Bir dakika. Annem bana hep derdi ki... Necati, televizyonu ısırma. Yok, bu değil. Gevreğini sütte çok bekletme. Yoksa sütü çekip şişer, kocaman olur. E süt var, gevrek var, televizyon var. Isırma abi, rica ediyorum. Tamam tamam. Gevrekleri süte banıp kendi kahramanını yapacağım. Oley! Ya! Gerçeği duymaya hazır mısınız? Bu maceranın elle tutulur bir yanı ve mantıklı bir açıklaması yok. O yüzden istediğini söyleyebilirsin. Söylüyorum. Kaseye önce ne süt konur ne de gevrek. Bunlar hep sonranın icadı. Kahvaltının olmazsa olmazı simittir. Ne yani? Kaseye önce simit mi koyacağız? Ne kasesi? Simit diyorum, simit. Dünyadaki tüm süt şişelerini ve gevreklerini yok edene kadar durmayacağım. Tam şu an bir şey olsa da kurtulsak keşke. Şu an tam bir şey oldu. Bu iş çok uzadı. Bu dağın içine hapsettiğin tüm süt şişeleri ve gevrekler için. Ay, ne kadar duygusal. Isırdığım televizyonu hatırlattı bana. Dağ kırılıyor, dikkat edin. Boynu bükük çiçek, ne haber? Sen bana ip bağlayıp dağın içine atlayan şişman fil değil misin? Gel buraya. Ayakları yok, gel buraya diyor bir de. Hadi yakala, yakala. Necati abi, hadi. Neler oluyor? Çeşmeyi kırdılar. Sinema perdesini yırttılar. Benim burada ne işim var? Çekil şuradan. İleyi portala geri soktular. Süt şişesi Safiye'yi çok konuşturdular. Necati abimin sinirini bozdular. Çok uzattılar. Yeter! Anlamıyor musunuz? Başımıza ne geliyorsa taraf tutmaktan geliyor. İsteyen sütü önce koysun, isteyen gevreği. İsteyen de kahvaltıda simit yesin. Ben ekmek arası televizyon yasam olur mu? Ne istiyorsan yap Necati abi. Bence çok kötü bir konuşmaydı Şakir. Baksana, kimse seni ciddiye almadı. Kimse ciddiye almadı dedim. İyi, bunu siz istediniz. Film siparişini kim vermişti? Fikri, gel gel. Bak, çok büyük bir olay dönüyor burada. Şakir, ne yapıyorsun? Dur. Böyle uslanmayacaklar. Uyuyan devi uyandırmanın zamanı geldi. Ama her şey daha kötü olabilir. Şimdi öğreneceğiz. Bak şimdi, şu Safiye çok mutluydu. Sonra bilgisayar adamı bulmaya gittik. Ama böyle dağdan ejderhalar çıkıyor. Sonra zindanların arasında süt tsunamisiyle savaştım. Uyuyan dev. Bir de uyuyan dev vardı Fikri. Aman neyse, anlatmayacağım, hepsini çok karıştı. Uyuyan dev yaşlı zeytin ağacı mıymış? Böyle şeyleri sadece çizgi filmlerde olduğunu zannederdim. Sabahtan beri bır 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 kavga ediyorsunuz. Kahvaltının kralı zeytindir, zeytin. Benim olduğum yerde hepiniz ikincisiniz. Şimdi el ele verip köyü tekrar inşa ediyorsunuz. Ama anne. Annen değilim ben senin. Sene zeytin günü kurtardı. Hem de sulu sulu. Az ısırayım mı? Çok acıktım da. Hadi siz de evinize. Sen dönüyor musun? Yok abi, ben köye yerleşmeye karar verdim. Şuradan iki dönüm arsa alırım, toprağı ekip durumcu dükkanı açarım. Mis! Annemden mesaj var. Eve gelmiş sonunda. Hadi gidip düzgün bir kahvaltı yapalım. Oley! Sıkıştım. Beni burada bırakmayın. Tam 40 yıl önce ben de senin gibi sepete sıkışmıştım. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Nine bisküvisi yer misin? Dişin yoksa yuvalı ağzında. Hayır. Bir dakika. Yanlış tepki. Evet. Yerim çünkü karakterim buna müsait.